harika bir savaş simülasyonuyla müthiş bir oyunla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun sponsoru World of Warships. Birazdan muhteşem bir savaş yapacağız sizlerle birlikte. Yani buna bir oyun demek hakaret olur gibi geliyor. Aslında bu bir simülasyon diyebiliriz. Çünkü çok detaylı, içerisinde çok fazla detay barındırıyor. Aynı diğer oyunları World of Tanks'ta olduğu gibi. Zaten birçoğunuz World of Tanks'ı biliyordur. Kanalımızda birçok videosu var. Aynı şekilde World of Warships'in de kanalımızda birçok videosu var. Bilmeyen arkadaşlar için hemen bahsedelim. Kendisi gemilerle savaştığınız, tabii ki gerçek oyunculara karşı, isterseniz de botlara karşı savaştığınız, birbirinden farklı birçok oyun modunun bulunduğu ve birbirinden farklı birçok gemi türünün bulunduğu bir oyun. Özellikle gemi türlerinden bahsetmek isterim. Denizaltılarımız var. Denizin tabii ki altından gidiyorsunuz ve kunduz kunduz oynamanız gerekiyor çünkü canınız az. Fark edilmemeniz lazım ama fark edilirseniz patlatıyorlar. Fark edilmezseniz de rakipleri çok, yani rahatsız edip canlarını çok sıkabiliyorsunuz. İkinci sınıfımız muhripler. Muhrip gemiler küçükler, çok hızlılar, çok çevikler. Ben çok oynamadım. Bunu bence oyunu bilen adamın oynaması gerekiyor. Çünkü ön tarafta savaşıyorlar. Canlar az olduğu için oyunu da biliyor olmanız lazım. Nerede ne yapmanız gerekiyor? Hangi kayanın, hangi dağın arkasında ne zaman dolaşmanız, manevranızı ne zaman yapmanız gerekiyor? Bunları bence iyi biliyor olmanız lazım muhrip gemiler için. Kruvazörler, orta sınıf gemiler, ata ve savunması dengeli olan gemiler, orta karar diyebiliriz. Ve benim favorilerime gelelim şimdi. Favorilerimden ilki zırhlı gemiler. Hem kendileri silahlarla donatılmış gemiler, hem de canları çok fazla olduğu için çok fazla hasarı göğüsleyebiliyorsunuz. Çok seviyorum zırhlı gemileri. Hem çok uzağa da atışlar yapabiliyorsunuz. Aynı Kar-98 atışları gibi. Ve son olarak da uçak gemileri var. Uçak gemileri de adından anlaşılacağı üzere üzerlerinde uçak pistleri var. Bunların kendi silahları bulunmuyor. Üzerlerindeki uçakları kaldırıyorsunuz ve bu uçakları kontrol ederek rakip gemilere saldırılar, bombalar atıp onları patlatmaya çalışıyorsunuz. Rahatsızlık vermeye çalışıyorsunuz. Bunu da çok seviyorum. Zaten kanalımızda uçak gemisi oynadığım bir videomuz vardı efendim. Evet, gemi türlerimiz böyle. Bunların seviyeleri de var görmüş olduğunuz gibi. Birbirinden farklı seviyelerde, birbirinden farklı türlerde ve ülkelerde. Menşei hangi ülkenin gemisi ise onu da burada seçebiliyorsunuz. Burası bu kadar ve artık oyuna geçelim. Şimdi benim favorim, uçak gemilerini çok seviyorum bu arada. Ama bu oyunumuzda bir zırhlı oynayalım isterim. Zırhlı oynayalım. Şöyle yüksek level bir zırhlı oynayalım. Şimdi Alman gemileri var, İngiliz gemileri var, Fransa var. Bir şöyle Japon gemilerinden mesela Yamato. Yamato'nun silahlara bak hocam. Yamato'nun silahlar fena. Tamam, Yamato'yu seçtim. Burada donanımını da ayarlayabiliyoruz gemimizin. Hemen buradan modifikasyonlarımızı yapalım, takalım. Burada işaretli olanları direkt seçeceğim. Şu altında sarı işaret olanları. En son bir yayınımızda oynamıştık. Bunu önermişti izleyicilerimiz. Yine aynı şekilde modifikasyonlarımızı yapıyorum ben. Tamam, modifikasyonlarımızı yaptık. Bu arada farklı oyun stratejilerine göre birbirinden farklı birçok yol izleyebilirsiniz. Bu arada dış cephemizi de bir ayarlayalım. Bu bambaşka bir boyut oldu. Bu neymiş? Bu daha cool. Bir diğer biraz daha şatafatlı gözüküyordu. Bu daha da böyle bir elegant durdu. Şu güzelmiş. Bu olsun. Teknik ağaçta sanırım, yok teknik ağaç değildi. Neredeydi? Yamato. Heh. Burada da şeyleri ayarlıyoruz. Bizim gemimizin komutanının skill'lerini ayarlıyoruz. Şöyle hepsini seçtim. Öğretin dedim. Evet dedim. Tamamdır. Bu da tamam. Buradan füze tiplerimiz, mesela yüksek patlayıcımız var. Zırh delicimiz var. Su altı bombasıyla hava saldırısı diyor. Bunlar da tamirat ve radar vesaire efendim. Evet, hazırız. Gemimiz hazır ve savaşa başlayabiliriz. Savaş için kuyruktayız. Şu anda hangi savaşa girdik? Ortak savaşa girdik. Rastgele harita ve kaç kişilikti bu maçlar? Hemen şöyle bir çıkıp ona bakmak istiyorum. Ortak savaş var. Rastgele savaş var. Burada zaten açıklamaları yer alıyor. Oyun görmüş olduğunuz gibi tamamen Türkçe. Diğer oyuncularla işbirliği içerisinde iki ekip arasında bir savaş diyor. İki ekip arasında bir savaşla çarpışın, maç eşleştirici rakipleri rastgele seçilecektir diyor. Oyunculara karşı, şunda botlar var. Biz oyunculara karşı oynayalım. Bu daha mantıklı.
Let's go. Sanırım 15'e 15'ti diye hatırlıyorum maç ama girdiğimizde zaten net olarak görüyor olacağız. Evet, savaşımız başlıyor sevgili arkadaşlar. Bu arada oyunu açıklama ve ilk yorumdaki linkten indirebilirsiniz. Siz de bu heyecanı ortak olabilirsiniz. Belki oyun içerisinde de denk geliriz. Kırıntılar haritası bu arada. Oyunun grafikleri inanılmaz güzel. Müzikleri olsun, savaş mekanikleri olsun, hepsi şahane. Gerçekten savaş ve simülasyon oyunlarını seviyorsanız hemen linkten indirmenizi tavsiye ediyorum. Egemenlik diyor. Savaşa başla diyelim. Ve of. Of, çok puslu bir ortam. Heyecan dolu bir savaş. Şimdi gemimizin sol altta hızını görüyorsunuz. Bir şey kapatmıyorum değil mi? Tamam, kapatmıyorum. Şimdi full gaz verdim. Haritamızı M ile açıyoruz. Şimdi burada 3 tane bölge var. Bu bölgeleri eleye geçirmeye, tutmaya çalışacağız rakiplerimizden önce. Karşı tarafta şurada mevzilenmiş durumda. Onlar da geliyor. Şimdi gemimizi şöyle. Bu arada çok uzak da değil, çok yani ortada kalmamamız lazım. Aslında şey yapabiliriz, bakın şu şekilde işaretleyip, hani otopilot modu aktif hale getirildi dedi. Bizim yerimize gemi işaretlediğimiz noktaya doğru hareket edecek. Bu arada uçak gemileri galiba uçak kaldırdınız. O ne? O ne ya? Bir şöyle toplarımızı görüyorsunuz. Geminin üstündeki toplar da dönüyor bizim mouse'u çevirmemizle birlikte. Bu oyun özellikle PUBG'de falan Kar 98 Sniper'ı güzel kullanıyorsanız, hani rakibin koşusuyla gideceği yerle attığınız mermiyi böyle kesiştirmeyi başarabiliyorsanız tam size göre bir oyun. Tamam, bütün toplarımız şu anda hizalanmış durumda. C'ye doğru basıyoruz. Bizimkiler de gitti. Ön tarafta gördüğünüz gibi muhrip gemiler hemen hızlıca fıt 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 gidiyorlar zaten. E8 karesindeki alana dikkat diyor. Bu arada tabii takım arkadaşlarınıza da infolar verebiliyorsunuz. Evet, gemiler ortaya çıktı şu anda, karşı gemiler. Hemen şöyle bir bakalım. Mouse'un scroll'uyla tabii teleskobu açabiliyoruz. Evet, bizimkiler uçak gemileriyle patlatmaya başlamış bile. Hemen biz ilk füzelerimizi, roketlerimizi gönderecektik ki görüş alanımızdan çıktı gemi. Böyle radara bakalım birazcık. Birazcık hızımızı düşürmek istiyorum ben. Çok da hızlı gitmeyelim oralara doğru. Şimdi evet, şu anda bize uçak saldırısı gerçekleştirildi. Biz hemen radarımızı çalıştırdık. Yangını söndürdük. Şimdi teleskopumuzu açtık. O gelecek, o gelecek, radarıma girecek benim. Hadi babacım, hadi babacım. O neymiş? Çok uzaklarda gemi. Bir tane daha çok uzaklarda. Ben buna yaslayacağım gibi. Şöyle önüne doğru topları bekliyorum. Topları bek. Ship is on fire olmaz abi. Daha yeni söndürdüm. Terse döndü o. Aha. Aha aha aha. Evet, ilk toplarımızı gönderdik ama çok hızlı galiba önün arkasında kalacak. Evet, tam arkasında kaldı. Ama çok büyük sıkıntılardasın. Ben gemiyi biraz geri çektim ve patladı, evet. O kadar erkekliğe gerek yok bu oyunda. Hocam, enemy battleship detected. Biz şöyle şu tarafa doğru hareketimizi gerçekleştirelim. Zaten çok uzaktan rakiplerimizi avlayabiliyoruz. Evet, enemy battleship'i gördüm. O da beni gördü. Şimdi birazdan kendimi çok daha iyi göstereceğim ona. Kankam. Tut. Tam gövdesine salladım. Yedi onu bu arada. Onu net yedi. Bu arada yangını söndüremiyorum. 15 saniye sonra söndürebileceğim. Gemimizin canı da bayağı azaldı. Evet. Oy 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 oy. Sert sert vurdum. Şimdi bana gönderdi füzeleri. Ben hızımı diğer tarafa doğru çevirmem lazım. Evet. Birazcık kurtarabildim. Tamam, yangını söndürdüm şu anda artık. Öne doğru gidiyor. Önüne doğru attım füzelerimi. Şöyle geri çekeceğim birazcık. Ambel olsun bir çıtır. Tamamdır, problemi çözdük. Şu canımı da arttırabilirsen birazcık güzel olacak. Şuradan bir gemi daha geliyor. Onu birazcık önüne doğru atmam lazım. Şu, ama döndürdü gemiyi. Şu şekilde ben seni bir... Dönme, 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 yetişmesin. O da yanıyor bu arada, o da yanıyor. Bu arada çok güzel vurmuş olabilirim. Geliyor. Of. Oy oy oy. Vallahi çok güzel yerleştirdim. Ben burada birazcık sıkıntıda kaldım gibi.
şöyle birazcık daha geri çıkmam lazım gibi hissediyorum. Tamam, füzelerimizi, roketlerimizi daha doğrusu gönderdim. Tamamdır, full hızı da verdim. Hızı vermeyi unutmuşum. Tamam, canımızı da doldurdum. Yarıdan birazcık daha yukarıya çıkarttım. Yani gördüğünüz gibi sniper ama tabii oyunda daha tecrübeli olduktan sonra muhrip gemiler falan daha tatlı olabilir. Aha. Patladı bu. Direkt pat. Ay hayır hayır, kaçma, dönme dönme dönme, dur. Ama vurdum ya. Net vurdum onu. Net vurdum onu. Bizim bir tanesi denizaltılar göndermiş. Uf, yok oldu, yok oldu. Yok oldu hocam. Bu arada ben doğru roket mi atıyorum? Roket mi denir? Füze mi denir? Rokettir herhalde. O gitti ya bu. Gitti bu ya, gitti gitti. Kaçamaz, kaçamaz. O kadar hızlı motorun yok senin. İndiriyorum. Oğlum benim füzeler nereye gitti, roketler? Rüzgardan mı döndü onlar? Niye öyle oldu? Tamam, burada birazcık dursam. Buranın üstünden atabiliyor muyum? Yok. Hareketimize devam edelim. Tam ben ne istiyorum biliyor musun? Şu araya girmek istiyorum. Şuraya doğru. Bak, C'nin kontrolü bayağı uzun süredir bizde. A'nın, C'nin kontrolü bizde. B boşta şu anda. Bayağı fark attık ya. Bayağı fark attık. Öndeyiz. Aha. Aha. İzle, müthiş bir atış geliyor. Böyle hafif sağlı yaylım ateşi tarzında. Gördü ve durdu mu beni? Durma, görmedi. İzle, izle bunu. Düş artık, ne kadar uzaktaymış bu. Oha, çok uzakta bu. Puu, şöyle falan atmam lazım. Ama güzel atmışım. Tamam, toplarımız geliyor. Bak, böyle atarsam yerleştireceğim. Geliyor toplar. Haydi bismillah. Bu arada topları da izleyebiliyorduk bir şekilde ya. Nasıldı? Hatırlamıyorum vallahi onu. Vurmuş olmam lazım bunu bu arada. Şu an görüşümüzden çıktı ama birazdan anlayacağız vurduk mu. Vuramadık. Biz bir canımızı yine dolduralım. Ben bu arada artık birazcık ortaya doğru hareketimi gerçekleştirmek istiyorum. Full hızda. Hocam sen de uzaktasın sanki. Şöyle sağlı. Hala bence biraz daha mı sağ atmalıydım? Sanki yok. Güzel, güzel, güzel. Hadi. Vur babacım. Döndürdü gemiyi ama yetişmeyecek döndürmesi. Hadi. Hadi. Oha, çok gitti ya. Hocam kruvazör küçük. Benim gücüm küçük gemilere yetiyor ya. Şu hafif öne sağa dönecek bu. Sağ dönüşünü vurdum galiba ben senin. Dön 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 dön. Birazcık da ileri git. Birazcık da ileri git. Abi çok uzak ya. Ama hadi. 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 Ay çok yakın. Autopilot mode enabled. İyi dayanıyoruz, iyi dayanıyoruz. Yamato, Yamato gemisini sevdim. Şöyle önüne doğru geliyor, geliyor, geliyor. Tamam. Düz birazcık gidersen sıkıntı yok. Ama döndün sola ya. Hemen de biliyor, takip ediyor. Bu arada ben şu dördü merak ettim. Bu ne? Bu havadan top mop bir şey diyordu da. Bunların ikisi de çok ayık ya. Ben peki senin sola döneceğini tahmin ediyorum. Şöyle hafif bu tarafa doğru atsam. Bakalım belki tutar arkadaşlar. Şansımızı denedik. Full hızda bas hocam. Şu B'nin ortasına doğru git. Karşıda bu arada 5 tane gemi kaldı. Bizde bayağı bir gemi var hala. Sadece 2 gemiden 2 gemimiz patlamış durumda. Şu arka tarafta da var galiba. Farklı gemiler, farklı stratejiler dediğim gibi kullanabiliyorsunuz. Özellikle uçak gemisi çok eğlenceli. Kanalımızda bu arada farklı Warships videoları da var. Onlara da göz atmanızı tavsiye ederim. Özellikle ilkinde uçak gemisi oynadım. İkincisinde sanıyorum ki zırhlı oynamıştım yine. Abi çok uzak bu mesafe ya. Ve kazandık. Ben burada bayağı bir hasar göğüsledim. Karşı takımı kendi üzerimde fokusladım. Ve bu sayede takımımıza birazcık nefes aldırdım. Alan açtım.
Bayağı da hasar vurdum aslında. Ya az vurdum bence. Daha fazla da vurabilirdik ama bence bu maç için gayet keyifliydi. Eğer siz de bu maçtan keyif aldıysanız ve bu oyunu oynamak istiyorsanız açıklamada bıraktığım ve ilk yorumdaki linkten oyunu indirmeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Birçok ödül de kazanıyorsunuz bu arada linkimden kayıt olduğunuzda. 7 günlük premium gibi zaten aşağıda yazıyor hepsi. Bir sonraki videolarımızda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.